Merhaba, nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Hazırsan başlayabiliriz. Evet, hazırım ben. Tamam. Duyabiliyorsun değil mi beni net olarak? Sen? Tamam, ben de tamam, süper. Tamam. O zaman öncelikle bize biraz kendinden bahseder misin? Hangi okullardan mezunsun? Daha sonrasında neler yaptın? Tabii, ben İzmirliyim. İzmir Amerikan Koleji mezunuyum. Şu anda üniversite 3. sınıfa geçiyorum. Engineering Management with Financial Engineering Concentration okuyorum. Özetle bu sanırım. Tamam, teşekkürler. Peki başvururken üniversite sınavına girmek zorunlu muydu ya da sıralama önemli mi? Yani Türkiye üniversite sınavına girmek kesinlikle önemli değil. Çünkü öyle bir şey sormuyorlar. Çünkü Amerikan sistemi daha farklı. Onların işte SAT, ACT gibi sınavlarına girmeniz gerekiyor. Bu tarz şeyleri karşıladıktan sonra bir problem yok. Türkiye'nin sınavlarına girmeye gerek kalmıyor. Tamam, teşekkürler. Peki herhangi bir dil yeterlik belgesi isteniyor mu? Doğru hatırlıyorsam istiyorlar. IELTS, TOEFL ya da işte IBHL İngilizce istiyorlar daha çok. Onlardan herhangi bir tanesini gönderdiğinizde de zaten sorun olmuyor. Peki okulunda hazırlık eğitimi var mı? Benim okulumda hazırlık eğitimi yok. Direkt 4 yıl bachelor'dan başlıyor. İlk yıl engineering core dersleriyle başlıyorsun direkt. Tamam, teşekkürler. Peki okulunun sevdiğin ve sevmediğin özellikleri neler? Aslında okulumun sevmediğim bir özelliği yok. Ama işte bir nokta var sadece. Bunu kim insan sevebilir, kim insan sevmeyebilir. Okulumda çok fazla yabancı öğrenci yok benim. Yani daha çok beyaz Amerikalıların gittiği bir okul. Yani internette zaten okul yazınca direkt çıkıyor bu. O yüzden hani yabancı öğrenci 6 kişiyiz mesela benim dönemimde. Yabancı öğrencilerin az olmasının sıkıntısı olabiliyor kimi insan için işte. Ama bence artısı daha çok. Ben seviyorum mesela çünkü bu şekilde bütün işte Amerikalılar daha yakın arkadaş oluyorsun. Kültürü daha hızlı tanıyıp daha hızlı adapte oluyorsun. Bence bu bayağı iyi bir şey. Sevmediğin özelliklerini mi? Yani işte dediğim gibi çok da sevmediğim bir özelliği yok. İlla ki okurken kesin şey demişimdir. Keşke bunu böyle yapıyor olsalar dediğim illa ki bir şey vardır diye düşünüyorum. Ama yani şu anda böyle bunu hiç sevmiyorum. Keşke bu değişmiş olsaydı diye bir şey gelmiyor aklıma. Ben gayet memnunum çünkü genel olarak her şeyimden okulum. Tamam, teşekkürler. Peki Amerika'daki üniversitelerde sınav sistemi nasıl? Kaç üzerinden değerlendiriliyor ya da alttan ders alma imkanı var mı? Şöyle genelde sınav bazında baktığımız zaman yüz üstünden notlar. Ama sadece sene son notun sadece sınavda değilse projesi var, bunun küçük sınavı var, finali var. Hepsinin ortalaması falan farklı olduğu için en sonunda AB işte A eksi B B eksi C C eksi tarzında bir not alıyorsun. Daha sonra da GPA 4 üstünden olarak sana bir not geliyor. Zaten genelde de bir yere başvururken 4 üstünden olan ortalamana bakıyorlar. Tamam, teşekkürler. Peki bölümün tam olarak neleri kapsıyor? Biraz bahsedebilir misin? Tabii bölümüm ya işte işletme mühendisliği Türkçe karşılığı. Zaten Türkiye'de sınırım çok okulda da yok. Amerika'da zaten çok okulda yok aslında. Ama genel olarak ilk 2 yıl core engineering dersi alıyorsun. Yani mechanical engineering okuyanla da beraber okuyorsun. Biomedical okuyanla da beraber okuyorsun. İkinci yılın sonuna doğru daha bölüm spesifik dersleri alıyorsun. İşte project management olsun. İşte daha bazı coding derslerini farklı olarak alıyorsun. Üçüncü ve dördüncü senede de işte finansa daha yöneliyorsun. Bu şekilde daha finans alanına yönelmeni sağlıyorlar. Daha core spesifik işte system operation dersi gibi daha finans matematik ağırlıklı öbür engineer'lerden ayrı olan dersleri almaya başlıyorsun. Tamam, teşekkürler. Peki işletme mühendisliğinin işletme bölümünden farkı ne? En bence ana farkı ilk 2 yılda engineering core dersi alıyor olman. Çünkü mesela işletme okuyan bir kişi engineering ya da fizik, kimya, biyoloji ya da engineering design tarzında hiçbir şey almıyor. Ama ben engineering işte yani engineering management işte mühendisliği okuduğum için işte en önemli derslerimden biri mesela engineering design diye bir dersim var. Tamamen bildiğiniz bir şey build etme üstüne ve işte mechanical engineer'la da çalışıyorsun, biomedical olanla da çalışıyorsun. Hani bu şekilde hem farklı mühendislik alanı okuyan insanlarla tanışıyorsun hem de beraber bir şey build etmeyi oynuyorsun. Bence asıl farkı bu. Hani işletmedense. Tamam, teşekkürler. Peki bir okul günü nasıl geçiyor? Genelde benim okulum gerçekten yoğun bir okul. Yani genelde herkes derste oluyor çok uzun saatlerce. Zaten bu işte Covid olmasına rağmen bizim derse zorunluluğumuz falan da vardı. O yüzden genelde bir okul günü işte arka arkaya bir sürü derste olarak başlıyor. Uzun böyle bloklar halinde rahat hani sanırım 9'dan işte 4'e kadar aralıksız derste olduğumu bile biliyorum. Sonrasında genelde işte çıkıp arkadaşlarımla yemek olsun, bir şeyler olsun. Sonra illaki her hafta ya bir proje ya bir
ödev ya bir sınav olduğu için illaki bir kütüphaneye uğrayıp orada bir şeyler 1-2 saat kalıp sonra tekrar arkadaşlarımla işte ya evde ya başka bir yerde bir şeyler yapma oluyor genelde. Peki mezun olduktan sonraki iş imkanları neler? Mezun olduktan sonraki iş imkanı gerçekten çok geniş. Zaten ben de o yüzden seçmiştim bu bölümü. Çünkü finansa yönelmek istediğimi biliyorum. Ama finansa tam olarak ne yapmak istediğimi bilmiyordum. İşte ya da hani ne yapsam çok ilgimi çeker kararsızdım. Ama işletme mühendisliği okuduktan sonra işte gerek işte hedge fundlarda çalışabiliyorsun, consulting yapabiliyorsun. Yani finans kapsayan her şeyde yer alabiliyorsun. Onun dışında project management ve product management'te de çok fazla iş opsiyonu var. Ve zaten bu çok geniş bir sektöre yayılıyor iş bakmaya başladığın zaman. O yüzden gerçekten çok iyi. Ya ben çok memnunum benim okuduğum için. Tamam, teşekkürler. Peki Covid döneminde okulun ne gibi değişikliklere gitti? Eğitim online mıydı? Evet, her okul gibi biz de online, Zoom üstünden oldu her şey. Ama işte benim okulum dediğim gibi gerçekten hani bizim derste olmamıza çok kafayı takık durumdalardı. Bu yüzden mesela yoklama falan alınıyordu derste. İşte derse katılmazsan aniden soru geliyor. O derste ismin olduğun için tek tek yoklama alıyorlar gibi birçok şey yaptılar. Onun dışında mesela bizim elle yapmamız gereken bir sürü proje derslerimiz var. İşte Engineering Design dediğim o ders. Özellikle o dersi ciddi değiştirdiler. O dersi online, virtual bir hale getirdiler. Orada bu sefer bütün product'ları build etmemiz gerekti. Daha coding based çalışmalar yapmamız gerekti. Bu tarz bir sürü değişiklik yaptılar. Kendileri özel bir işte kod yazarak onun üstünden bizim çalışmamızı istediler gibi gibi bir sürü değişiklik oldu ama online'daki genel olarak. Tamam, teşekkürler. Peki okuduğun bölümde kendini geliştirmek için neler yapıyorsun? Genel olarak okuduğum bölüm dediğim gibi çıktığında da iş imkanı olarak birçok sektörde yer alabileceğim için her şeyi takip etmen gerekiyor. Yani finansla alakalı dünya hakkında bilgin olması gerekiyor. Aynı zamanda ama işte yeni bir proje yapılmıştır, yeni bir product geliştirilmiştir, yeni bir şey sunulmuştur. Bunları biliyor olman gerekiyor. Bu yüzden de ben çok hani sık bu tarz bilgileri ve sayfaları takip ediyorum ve sürekli okuyorum. Tamam, teşekkürler. Şimdi takipçilerden bir soru geldi. Bölümünle alakalı ders dışı bir proje yapmak istediğin zaman sen de hocanın peşinde koşuyor musun? Yoksa hocalarının sizden gelen mailleri zamanında geri dönüş yapıp sürece destek oluyor mu? Ya açıkçası bence genelde çok destek oluyorlar. Yani ben bugüne kadar işte e-mailime hiç geri cevap almadığım bir durumla karşılaşmadım. Ama tabii ki hani atıyorum sen bir kere cevap atıyorsun o geri atıyor ama bir hafta olabiliyor. Yani ofisine gitmekten çekinmemek gerekiyor ki bence bu çok iyi. Benim okulumda çok büyük bir okul olmadığı için gerçekten profesörler sana zaman ve vakit ayırabiliyorlar. Bu çok büyük bir artı bizim okulumuzda. Zaten herkes çok proje yaptığı için özellikle bir mühendislik okulu için herkes sürekli bir proje yapıyor. Bu yüzden hani profesörler olduğunca yardımcı olmaya çalışıyorlar sana. Yani sen onlara bir soruyla gittiğinde onlar seni başlarından savmıyor. Daha çok yardımcı oluyorlar. Tamam, teşekkürler. Peki bu bölümü okumak isteyenlere verebileceğin tavsiyeler neler? Bu bölümü okumak isteyenlere verebileceğim tavsiye kesinlikle bence bu bölümü okuyorsanız konuşkan olmanız gerekiyor. Yani bu hani genelde şey algısı vardır. Yani benim kendi okulumda da böyle. Benim bölümümü okuyanlar bizim okulda işte Mechanical Engineering ya da Biomedical'ları bir biz daha çok konuşuyoruz. Daha çok girişkeniz ve bölüm gereği de öyle olman gerekiyor. Çünkü eğer bir projede yer alıyorsan genelde daha çok onun işte task assign eden kısmında oluyorsun. O yüzden daha çok senin aslında konuşkan insanlarla anlaşabilen bir yapıda olman gerekiyor. Yani çekingen olmak pek bu bölümde iyi değil. Bu yüzden de genel olarak konuşkan ve girişken olmak yani çekinmemek gerekiyor. Sessiz kalmamak işte grupta sürekli bir şekilde insanları toplayan kişi olmak gerekiyor. Asıl önerim bu kesinlikle atak olmak. Peki herhangi bir kitap önerin var mı? Kitap önerim tam olarak bölüm için yok ama işte bölümü seçerken ya da seçmek için bir şey okumak, bir şeye bakmak gerekiyor diye düşünüyorlarsa kesinlikle okul seçerken ve bölümü incelerken bölümün derslerine bakmak gerekiyor. Ben seçtiğim okulu da bu bölümü de öyle seçtim zaten. Benim annem de babam da mühendis olduğu için onlarla beraber incelediğimizde onlar işte bak bu ders sana yarar, bu ders sana yaramaz. Bu ders gerçekten ileride işine yarar işte. Bak proje yönetimi dersi alacaksın. Proje yönetiminde çalışmak istersen bu senin işine yarar gibi gibi noktalara dikkat etmek gerekiyor. Yani dersin içeriğini, hani bölümün içeriğini gerçekten iyi anlayıp bölüme girmek gerekiyor. Size uyacak mı, uymayacak mı? Hedefleriniz uygun mu, değil mi diye. Tamam, teşekkürler. Peki daha önce hiç staj yaptın mı ve sence staj yapmak önemli mi? Şu anda ilk stajımı yapıyorum audit alanında. Ve bence staj yapmak gerçekten çok önemli. Çünkü staj yapmadan
ne istediğini tam olarak anlayamıyorsun. Daha önce de söylediğim gibi işte çok opsiyon var mezun olduktan sonra bölümde. Hani istiyorsan project management yapabilirsin, istiyorsan product management ya da audit, consulting yani ne istiyorsan yapabilirsin. Tam olarak ne istediğini anlamak için de bence staj yapmak çok önemli. Çünkü ben şu an fark ediyorum, stajda yaptığımız hiçbir şeyi okulda öğretmiyorlar aslında. Yani okulda öğrettikleri bir altyapı var, evet. Ama tam olarak stajda her şeyi kullanmıyorsun. O yüzden hani ana her şeyin nasıl olduğunu öğrenmek için staj bence gerçekten çok gerekli. Peki okulun staj bulmada yardımcı oluyor mu? Evet, benim okulum gerçekten bu konuda çok yardımcı. Zaten ben okul seçerken de yazıyordu. İşte gerçekten çok iyi yerlere öğrencileri sokuyorlar. Okuldan mezun olduktan sonra çok iyi yerlerden iş teklifleri geliyor. Genel olarak bizim okulda 3 ana career day düzenleniyor. Bir fall semestrinde, bir winter, bir de spring'de. Ve çok iyi şirketler geliyor. Normal şartlarda işte birebir yapılıyor bunlar. Ama geçen sene mesela Covid'den dolayı virtual olarak özel bir platform düzenlediler. Oradan yaptık. İşte gerek video call olsun, gerek chat üstünden konuşmayla. Hem onlarla konuşuyorsunuz. Bu şekilde işte başvuru prosesini hızlandırmaya çalışıyorlar. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. Gerçekten yardımcı bu konuda okul. Tamam, teşekkürler. Peki Amerika'ya gittiğinde en çok zorlandığın şey ne oldu? Amerika'ya gittiğimde en çok zorlandığım şey, herhalde ilk, şimdi okulda dediğim gibi daha önce çok yabancı öğrenci yok. Bu yüzden hani ilk gittiğimde tamamen Amerikalılar ve o kültüre adapte olman gerekiyor. Çünkü gerçekten çok farklı bir, hani burada yaptıklarımdan çok farklı şeyler yapıyorum orada. Ve orada da çok mutluyum, burada da çok mutluyum ama hani çok farklı. Hani her şey çok farklı, bütün sistem farklı, bir gününün nasıl geçtiği farklı. Sanırım ona alışmak hani aslında bütün benim problem değil de en zor kısmı oydu herhalde. Çünkü ben zaten ailemden ve arkadaşlarımdan uzak olmaya alışıktım. Daha önce de exchange yaptığım için. Hani oradan bir alışıklık vardı. Ben onunla uğraşmak zorunda kalmadım. Hani aileden uzak kalmakla falan uğraşmak zorunda kalmadım ama asıl olay yani kültüre direkt adapte olabilmekti. Ama okulda herkes Amerikalı olduğu için zaten adaptasyon çok hızlı oldu benim. Peki saat farkında zorlandın mı? Saat farkında şöyle, burayla olan saat farkında diyorsun konuşmak, aramak istersen. Ya evet, aslında ben böyle çok sürekli telefonla burayı arayan bir insan değilim. Ama gerçekten gerektiği zaman işte arkadaşlarımı aramak olsun, annemleri aramak olsun. O anda direkt arayamıyorsun telefonu. Çünkü işte aradığın zaman burada uyuyor olabiliyorlar ya da onlar burada derste oluyor, senin boş zamanın oluyor. Hani o arayı tutturmak gerçekten bazen bir zor oluyor ama işte neyse ki hani mesaj atıyoruz falan filan. İşte onlar bana atıyor. Ben ertesi gün anca dönüyorum. Ben onlara atıyorum. Onlar bir sonraki gün dönüyor. O biraz sıkıntılı. En sıkıntılı durum herhalde o diye düşünüyorum. Tamam. Peki yurtta mı kalıyorsun yoksa ev mi kiraladın? Benim okulumda ilk sene yurtta kalmak zorunlu. Yurtta kaldık, yani zorunlu değil aslında ama herkes yurtta kalmaya teşvik ediyorlar. İlk sene yurtta kalıyorsun. Daha sonra ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta yurtta kalmana izin yok. Sadece işte aray olursan da yurtta kalan öğrencilerin hepsinden sen görevli oluyorsun. Bu şekilde görevli olduğunda da o yurt parasını ödemiyorsun. Çünkü bu senin bir işin oluyor. Teknik olarak onlar sana kalacak yer veriyorlar. Sen de gelen öğrencilere bakmakla yükümlü oluyorsun gibi. Ben ilk yıl yurttaydım. Şu an, geçen sene eve çıkmıştım. Bu sene de evdeyim. Seneye de evde olacağım. Ama hani eve çıktığımızda benim okulumun olduğu bölgede şöyle bir şey var. Herkes okuldan arkadaşlarıyla çıkıyor. Yani bütün Amerikalılar sürekli 2-3-4 kişi eve çıkıyorlar. Bu şekilde hani, ki bence çok güzel. Ben de öyleyim. İki arkadaşımla beraber eve çıktım. Ve çok güzel oluyor. Çünkü okuldan sonra da beraber oluyorsun. Tek başına oturmuyorsun. Daha sürekli bir sosyalleşme halindesin. Bence çok güzel. Peki okul ilk sene yurdu garantiliyor mu? Evet. Okul ilk sene yurdu garantiliyor. Zaten mesela benim girdiğim sene çok fazla yeni öğrenci almışlardı. Bu yüzden daha önce aslında ikinci sınıflara yurt vermelerine rağmen biz de çok fazla öğrenci aldıkları için prosedürü değiştirip ikinci sınıftan itibaren olan hiç kimseyi yurda almamaya karar verip sadece ilk sınıflara yurdu ver, yani freshmanlara yurdu açmaya karar verdiler. Kesinlikle garantiliyorlar yani yurdu. Tamam, teşekkürler. Peki ortalama ev ve yurt kiraları nasıl? Ne kadar? Şimdi ben Hoboken'dayım. Hoboken, New Jersey'nin New York City'ye en yakın olan yere. Yani mesela City'de, Manhattan'da çalışan birçok insan Hoboken'da yaşıyor. Ve manzarası zaten mükemmel. Gerçekten yani skyline, direkt orayı skyline'ı görüyorsun. Mükemmel yani, gerçekten çok hoş. Bu yüzden de fiyatlar gerçekten biraz abartı olabiliyor. O yüzden mesela 1.000 dolar gibi bir ortalama fiyat düşüyor oda başına. Yani bahsettiğim şey 3 kişi bir odayı siz paylaşıyorsunuz. İşte mutfak, salon ve banyonun paylaşıldığı hali, kendi odanızın olduğu hali 1.000 dolar gibi düşünebilirsiniz. Ama bahsettiğim fiyat tabii ki hani
çok arkalarda değilsiniz. İyi bir lokasyondasınız. Okula yakınsınız gibi. Tamam, teşekkürler. Peki Amerika'ya gidecek bir öğrenciye verebileceğin tavsiyeler neler? Öncelikle eğer Amerika'ya gitmeyi hedefliyorsanız kesinlikle zaten SAT'ye ya da ACT'ye ya da IB'ye ya da neye çalışıyorsanız çalışın, yani iyi bir şey alın alabiliyorsanız. Ondan sonra tabii ki sadece sınav değil. Amerika'ya başvurunun en güzel yanı bence bir kendin hakkında bir... Ay, kesildi mi? Geldi Az şu önce an. bir kesildi galiba. Heh, tamam. Tam şey diyordum. Sadece sınavla alakalı değil. Onun haricinde bir yazı yazıyorsunuz kendiniz hakkında ki aslında okullara girmenizi en çok etkileyen şey de bu yazdığınız yazı. Bu yazıda gerçekten samimi olun. Hani yazmak için yazmayın. Gerçekten neye önem veriyorsanız, neyin sizin hakkında doğru olduğunu ve neyin sizi tam olarak yansıttığını düşünüyorsanız onu yazın. Onun dışında da Amerika'ya gittiyseniz, gitmeye karar verdiyseniz gerçekten açık olun. İnsanlar çok, yani bence çok sıcakkanlı herkes. Yani ben çok seviyorum. Mesela daha önce ben İsviçre'deydim. İsviçre'de bu kadar değildi. Hani merhaba dediğinde herkes direkt sana dönüp merhaba demiyor. Burada sen duruyorsun. Herkes sana geliyor. İşte aa merhaba, herkes birbirle tanışma derdinde. Bence çok güzel. Sosyalleşmek için çok iyi bir ortam var. Amerika'ya gidiyorsanız da bence bunu kullanmak gerekiyor. Yani insanlar gerçekten çok açık yeni bir insanla tanışmaya ki bu süper bir şey. Tamam, teşekkürler. Peki ulaşım nasıl? Genel olarak benim olduğum yerde ben araba kullanmak zorunda değilim. Kesinlikle ihtiyacım yok. Çünkü New Jersey'nin içlerinde değilim ben. Hoboken direkt petle 15 dakikada suyun altından metroyla City'ye geçiş yapabiliyorum. Hoboken zaten çok büyük olmadığı için her yerine yürüyebiliyorum. Onun dışında city bike'lar çok zaten yaygın. Hem City'de de hem Hoboken'da da. O yüzden genelde public transportation çok iyi. Yani hem City'de Subway de kullanılıyor. Ama eğer hani daha New Jersey'nin içindeyseniz ya da atıyorum daha içerilerde olacaksınız ya da başka bir yere gideceksiniz, o zaman bazen araba gerekebiliyor. Ama onun dışında ulaşım, public transportation gayet rahat ve kolay bence. Tamam, teşekkürler. Peki burs imkanları hakkında bilgin var mı? Var. Ben de zaten %25 ya da 20 bursla okuyorum. Gerçekten işte dediğim gibi her öğrencinin farklı bir şeyi var. Özellikle Amerika'da zaten spor bursu diye bir şey var. Benim birçok arkadaşım okulda spor bursuyla okuyor. Ya da akademik başarısı gerçekten çok iyi olanlar da akademik başarıyla okuyor. Veya eğer çok farklı bir öğrenciyseniz outstanding scholarship veriyor benim okulum. Benim aldığımda oydu zaten. Hele, yani global bir öğrenci almak, işte international olmamdan kaynaklı da yazdan kaynaklı aldığımı düşünüyorum herhalde. Yani aslında her okul neredeyse iyi bir şekilde burs veriyor. Sadece burslara başvurmak, zamanında her formu doldurmak çok önemli bir rol oynuyor bu noktada. Tamam. Yani sen burs almak için bursa başvuruyorsun, değil mi? Sana kabul mektubunda Yani gelmiyor. bana kabul mektubunda geldi ama onun dışında başvurabileceğiniz ek burslar da var. İşte atıyorum, kimi burs sadece Amerikalıya veriyor, kimi burs Amerikalı olmayana da veriliyor. Okul zaten eğer sen bir bursa uygunsan zaten direkt sana burs veriyorlar. Zaten burs veriyorlar ki sen onların okulunu tercih et. Zaten böyle bir döngü var. O yüzden hani burs gerçekten veriyorlar ama başvurulabilecek burslar da var. Onları gerçekten çok iyi araştırıp zamanında da başvurmak gerekiyor onlara. Tamam, teşekkürler. Alar, aslında benim sorularım bu kadardı. Senin eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Yok. Tamam, o zaman çok teşekkür ederim yayına gelmeyi kabul ettiğin Ben için. teşekkür ederim. Bu arada bu yayın kaydı olacak hem Instagram IGTV'de hem YouTube kanalımızda hem de Spotify'da podcast olarak bu yayını tekrar izleyebilirsiniz eğer isterseniz. O zaman bir şey demiyorsan tekrar teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın oldu. Ben Görüşürüz. teşekkür ederim. Görüşürüz.